52 bin seyircisinin desteğiyle, güveniyle iyi başladı. Selçuk mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. Burak 2-0 yaptı. Selçuk 3-0 yaptı. Burak 4-0 yaptı. İki futbolcu maça ve sezona damgasını vuran iki futbolcu Galatasaray'ı farklı galibiyete taşıdılar. Sivasspor'un son bölümlerdeki çabası prestijini kurtardı konuk takımın. İki güzel golle Sivasspor maçı 4-0'dan 4-2'ye getirdi. Ama tabii ki bu hiçbir şey değiştirmedi ve Galatasaray mutlu sona ulaştı. 19. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Tabii diğer tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-0 yenmesi de Galatasaray'ın şampiyonluk turunu aslında etkilemiyor. Çünkü Sarı Kırmızılar kazandıkları takdirde yine de mutlu sona ulaşacaklardı. Ve kendi görevlerini yaptılar. Şampiyonluk ipini gösterdiler. Tabii şampiyonluk uzun bir hikaye. Şampiyonluk böyle kısa satırlarla, kısa cümlelerle, paragraflarla özetlenecek kolay bir hadise değil. Ama Galatasaray'ın geçen yıl normal sezonda 34 haftalık maratonda 9 puanlık farkı, bu yıl yine 32 haftada 10 puanlık farkı ve ligi domine eden görüntüsü ki sezon başından beri liderlik koltuğunda oturuyor hemen hemen Galatasaray ve lider olarak noktaladı. Alkışlar, tebrikler Galatasaray için diyelim. Öncelikle ben de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, yöneticilerini, özellikle Fatih Terim'i ve bütün takımı, taraftarlarını da kutlarım. Bundan 2 yıl önceki son programımızı yaptığımız zaman, ligin sonundaki Galatasaray'ı masaya yatırdığımız zaman, hemen hemen birkaç yıldır Galatasaray'ın kötü gidişatını konuşurken, 2 yıl önce, yani 2 sezondur da Galatasaray'ı her hafta zirvede görüyoruz. Galatasaray, açık konuşalım, Türkiye'de 2 tane ekonomik olarak güçlü kulüp var. Aslında haksız rekabet derken, Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin hemen 3 puan gelmesi de, arkasında olması da çok önemli olarak Beşiktaş'ın başarısı kadar Fenerbahçe'nin başarısızlığını da söyleyebiliriz. Ve bu Galatasaray biraz önce biraz hesap yaptım. 48 haftadır Fenerbahçe hiç önüne geçememiş. Yani puan olarak hatta çoğu %80'inde de yaklaştırmamış. Özellikle bu yıl yani ikinci ara itibaren 2 puana falan indirmemiş hiç farkı. Bu önemli bir olay. 2 yıl boyunca üzerine koyarak daha da güçlenerek. Güçlenerek hem de oyun içerisinde bugün olduğu gibi yüksek tempoyla başlayıp 1-0 yakalamana rağmen eveleyip gevelemeden 2-0 yakalamana rağmen Olimpiyat standından gelen 1-0'lık önde olan belediyeye rağmen yine eveleyip gevelemeden öne doğru oynayarak aslında bugünkü oyunu Galatasaray'ın özellikle 4-0'a kadar olan son oyunu. Son 2 yılın özeti değil mi? Özeti. Burada tabii futbolcu yapılanmasının, planlamasının, teknik direktörünün coşkulu bir takım yaratmasının çok önemli bir emek sarf ettiler. Şöyle ki belki de son 10-15 yıldır falan 2 yıl üst üste bu kadar yani bir 9 daha lig bitmeden 10 puan falan böyle farklar pek hatırlamıyorum. Bir de hocam hakikaten belki bir tane iki tane vardır. Yani, az önce değindiniz, ben de gazetedeki yazımda öyle başladım direkt. 2 yıl önce biz programı yaparken Galatasaray 16 mağlubiyetle ligi bitirmişti. Hı hı. -5 averajla bitirmişti hocam. -5 averajla, evet. Ve 36 puan fark yemişti.